Arkadaşlar merhaba. Bugün sizden gelen soruları cevaplamaya devam edeceğim. Filikli ameliyat önerdiğimizi biliyorsunuz. Hastamızın birisi soruyor. Hocam önce lis ameliyatı olalım sonra filikli ameliyat mı olalım diye. Bizim yaklaşımımız şöyle. Kronik makat çatlağı nedeniyle bize başvuran hastalarda eğer hastamız daha önce ameliyat olmamışsa biz filikli ameliyatı tercih ediyoruz. Filikli ameliyatta esneme problemi olan bölge çıkartılıyor ve esneyebilir bir halde anoplasti ile yani makatı yeniden şekillendirdiğimiz bir yöntemle hastayı tedavi ediyoruz. Bu hastalarda eğer anal basınç normalse ilave lis yapmıyoruz. Yani kas kesme işlem yapmıyoruz. Eğer anal basınç artmışsa bu hastalara parsiyel yani kısmi kas kesimi işlemi de uygulayabiliyoruz. Bize başvuran hastalarda eğer başka bir merkezde lis ameliyatı olmuş ve hastanın şikayetleri tekrar etmişse ve bize başvurduğunda muayene sonrasında bu hastaya filetli ameliyatları yapabiliyoruz. Daha önce lis ameliyatı olduğu için biz ilaveten anoplasti ameliyatı yapıyoruz. Sonradan anlaşıldığı gibi önce lis ameliyatı sonra filetli ameliyatı tercih etmiyoruz. Filet ameliyatı yaparken aynı zamanda lis gerekiyorsa onu da parsiyel bir şekilde yapmış oluyoruz. Eğer hasta daha önce lis ameliyatı olmuşsa ve şikayetleri geçmemişse o zaman da filetli ameliyatlarla revizyon yapıyoruz. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.